Hocam ben katılım bankalarından birinden kredi kartı kullanıyorum. Belli bir rakamın üzerinde alışveriş yaptığımda banka bana mesaj gönderiyor. Örneğin 80 liralık işleminize aylık yüzde farklı bir komisyon ve 0,99 TL hizmet bedeliyle 5'e bölmek için taksitle işte mesaj numarasını yazarak gönderin şeklinde bir mesaj geliyor. Şimdi bu mesajda bana alışverişimi yaptıktan sonraki süreçte belli bir hizmet bedeli ödeyerek harcamamı taksitlendirme imkanı sunuyor. Her ne kadar katılım bankası olsa da bu uygulamanın doğru olup olmadığı konusunda ciddi şüphelerim var. Bu konuda bizi aydınlatırsanız çok sevinirim demişler hocam. Genelde izleyicilerimiz veya radyodaki dinleyicilerimiz işte net olarak cevabı bizden beklemekte. Evet hocam. Buna dair mesaili uzunca anlatmak belki cevabı kaçırmaya sebebiyet veriyor. Ki bunu da siz daha önceki görüşmelerimizde dillendirmiştiniz. O yüzden buna verilecek cevap net olarak caiz değil. Ama nedeni, niçinine biraz bakacak olursak buradaki uygulama şu şekilde. Harcama kartı dedikleri ki bunu finans kurumları yapıyor. Yani faizli bankaların iştigali zaten var. Biz onlardan bahsetmiyoruz. Ancak katılım bankaları diye tabir edilen finans kurumlarının yaptığı sistemde ise siz bir mal satın alıyorsunuz. Söz gelimi 10 liraya alıyorsunuz. Size bundan dolayı bir vade tanıyor finans kurumu ama vade tanıdığı zaman fark alıyor. Evet. 10 liralık şeyi 11 lira veya 12 lira olarak sizden tahsil ediyor. Tabii direktmen 10 lirayı size verip de 12 lira olarak tahsil etmesi faiz olacak. Bunu bir murabaha sistemiyle yapması gerekir. Murabaha sistemi demek malı önce finans kurumu kendisi satın alacak, üzerine karını koyacak, size ikinci bir akitle satması gerekiyor. Evet. Bu bildiğimiz fiziksel murabaha sistemi. İşte araba veyahut da evlerde yapılandırmada, kredilendirmede genelde uygulanan sistem veya uygulandığı iddia edilen sistem. Ancak diğer meselelerde yani siz ferdi olarak harcama yapıp da size mesaj yoluyla bunu bu şekilde yapmasında şöyle bir sıkıntı oluyor. Öncelikle siz olmalı satın aldıktan sonra size mesaj gönderiyor. Oysa siz onu satın alırken banka adına değil şahsı adınıza almışsınızdır. Evet. Şahsı adınıza almış olduğunuz bir şeyi banka kendi adınaymış gibi düşünerek üzerine karını koyarak size bir satış şeklinde bunu yapıyor. Yani mesaja eğer onay verirseniz iyi o sizin adınıza değil bizim adımıza alınmış oldu. Şimdi bizim vekaletimiz ile aldığınız malı yine biz size ikinci bir akitle satıyoruz. Üzerine şu kadar da karını koyuyoruz şeklinde. Evet. Oysa burada iki problem var. Bir kimse akdin hem bayi hem de müşteri tarafını üstlenemez. Yani iki tarafı bir kişi üstlenemez. İkinci problem ise burada satın alma esnasında öncelikle bunu finans kurumu adına satın alınması Evet. gerekirdi. Siz bu şekilde vekalet işlevini yerine getirmiş olacaktınız ve o malın mülkiyeti finans kurumuna ait olacak. Daha sonradan finans kurumuna ait olan o malı ikinci bir akitle size satması Evet. gerekecek. Bu şekilde üzerine karını vesaireni koyacaktır. Ama burada siz onu satın alırken bir finans kurumuna adına satın almadınız. İki, daha sonradan finans grubu size vekalet veriyor. Benim adım onu satabilirsiniz. Bayi adına vekaleten kendi adınıza da asareten bir satış yapıyorsunuz. Evet. Yani bir kimse akdin hem bayilik tarafını hem de müşterilik tarafını temsil etmiş oluyor ki bu da zaten fıkhın caiz görmediği bir meseledir. Evet. Bu ve bunun gibi daha birçok problemli sebepler olacağı için caiz olmaz. Ama şöyle olsaydı eğer direktmen o malı, o mal neyse onu öncelikle finans kurumu adına satın alınsa ve o malın mülkiyeti finans kurumuna ait olsa, daha sonradan finans kurumuyla oturup ikinci bir pazarlıkla o malı size ikinci bir akitle satacak olsa, o zaman bu bildiğimiz klasik murabaha sistemi olur ki o zaman caiz olur. Ama maalesef uygulama o şekilde değil. Oradaki anlatıldığı üzere siz bir mahmulü alıyorsunuz. Belli bir rakama ulaştığı zaman size mesaj gönderiyorlar. İsterseniz böyle bir kredilendirmeye gidelim, isterseniz gitmeyelim. Taksitlendirmeye gidersek onun sistemini bu şekilde düşünürüz şeklinde bir algı var. Bazıları da bunu diyorlar ki bu kişi zaten her aldığını finans kurumu adına alıyor. Kendi adına almıyor. Oysa bu fiyat belli bir rakamdan aşağı olursa finans kurumu buna bir mesaj göndermiyor. Dolayısıyla aldığı finans kurumunun adına ise onu kendisi niye kullanıyor Evet. veya kendi ihtiyacına niye gideriyor? Bunlar hep bir sıkıntı olarak karşımıza çıkmaktadır. O yüzden böyle bir işlemin caiz olmadığını rahat bir şekilde söyleriz.